Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır görmediğim bir dostumu ziyarete gittim. Çok zamandır buralarda değildi, yurt dışındaydı. Pandemiden dolayı çok kez istesem de ulaşamadım. Haber yolladı gittim, konu çoktu. Ben sordum, o cevap verdi. Sakın yazma diyerek konuştuğumuz için yine yüküm arttı. Öyle böyle değil hem de. Başımıza bela olma ihtimali taşıyan pek çok olay anlattı. Daha bunlar buralarda konuşulmuyor bile. İki noktada net ve açık yazmama şartıyla izin aldım. Türkiye istihbaratçı kaynıyor. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yabancı unsuru, yabancılar için çalışan yerli görünümlü istihbaratçıyı görmedim. Her zaman dış odaklarla mücadele ettik, çoğunu bilirdik. Hem de her meslekte bu adamlar var. Medyada da, Ankara ve İstanbul'da da dolu. Birkaç ülkeye çalışan birkaç grup var. Yanlış yönlendirme konusunda büyük çaba içindeler. Siyasetin içinde yer bulmaları da zor olmuyor. Bir de bunların kendi içinde mücadelesi var. Hepsi burada. Tabloyu düşün. Çok daha etkili ve derin konuları pas geçmek durumundayım. Önümüzdeki günlerde muhalefetin çalışmaları bir şekilde öne çıkartılacak. Kürt meselesinin yanı sıra başka alanlara da sıçrayacak bu. Şunu unutma, muhalefetin ortak adayı bilinen, tahmin edilen isimler olmayacak. İlan edildiğinde herkes şaşıracak. Çok dar bir kadro bunu biliyor. Onlar üzerinde çalışıyor. Kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Bu da olmadı diyeceğinizi biliyorum. Maalesef böyle. Daha fazlası mümkün değil. Neyse, dünya dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye elbette çok büyük bir oyuncudur. Bunu sadece içerideki bazı arkadaşlar bilmiyor. Dün Fransız Devlet Başkanı Macron'un Afganistan'da yedikleri gol üzerine Irak'a yaptığı ziyareti, bunun bölge ve iç siyasete yansımasının nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Küresel dengelerde tesadüf yoktur. Macron Irak'tan gittikten sonra sürpriz bir gelişme oluyor, CHP'den önemli bir heyet kalkıp Irak'a gidiyordu. Hemen Macron'dan sonra. Heyet Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. CHP ilk kez böyle bir adım atıyordu. Zaten bu da resmi açıklamaya not olarak düşülüyordu. Bir de şu ilginç ifade yer alıyordu. Barzani, Kürdistan bölgesinin her zaman zenginliğin bir sembolü olan, çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti. Bölgesel rüzgar estirme çabası gözlerden kaçmıyordu. Aynı anda aynı noktada hareket edebilen muhalefet, parlamenter sistem içinde düğmeye basıyordu. Bu ziyaretten sonra 6 muhalefet partisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli için bir araya geliyordu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri aynı masanın etrafında toplanıyordu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinden güçlü bir parlamentonun anlaşılmaması gerektiği vurgulanıyor, en önemli noktanın kuvvetler ayrılığı ilkesi olduğu dile getiriliyordu. Gensor uygulamasının yeniden inşası bile masaya gelirken asıl parantez ortak aday üzerinde açılıyordu ve tüm kesimleri kucaklayan tarafsız cumhurbaşkanı ilkesi canlanıyordu. Ziyaretine gittiğim dostumun söylediklerinden sonra 6 muhalefet partisinin bir masanın etrafında toplanması ve tarafsız cumhurbaşkanı tezi acaba siyaset dışında önemli birini mi işaret ediyordu? Düşünmeden edemedim. Avrupa'nın Kürt kartı üzerinden yeni bir oyun için start verdiği sanırım artık sır değil. Daha önce çok kez yazdığım gibi muhalefetin tamamına yakını bazı önemli hususlarda Avrupa gibi düşünmekte. Bir araya gelme nedenleri de bu. Tarafsız ve herkesi kucaklayan bir aday üzerinde çalışan muhalefet, Kürtlerin oyunu eksiksiz alacak bir isim üzerinde duruyor gibi. Üzerinde çalışılan proje bu. Zaten bir süre sonra gündemi bu işgal edecek gibi. Aslında parçaları toplamayı ve bir araya getirmeyi becerdiğinizde olup biteni anlamak çok da zor olmuyor. Dikkatle bakınca ABD, İngiltere, Türkiye üçgenini de anlıyorsunuz. CHP'nin yeni açılım atağını da. ABD'nin Afganistan'dan Avrupa'ya haber vermeden çekilmesi zaten sağlanan ittifakı fiilen bitirdi. Bu olayın hemen arkasından Avrupa ordusu sesleri yükselmeye başladı. Gelecek yıl kurulacaktı zaten, başka da seçenekleri yoktu. Biden'ın çekilme emrini vermesinden sonra taşlar yerinden iyice oynadı. Daha öncesinde NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği sözleriyle boşanmayı duyuran Macron, Ağustos'un sonu gibi Irak'a gitti. Çok üzerinde duran olmadı, ıskalandı. Afganistan'daki skandaldan sonra Avrupa, özellikle Fransa büyük bir adım atıyordu. Yeni dengeye yeni oyunla karşılık veriyordu. Macron, Irak başkentinde düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılıyor ve önemli mesajlar veriyordu. Fransız lider, koşullar ne olursa olsun Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesi durumunda bile Iraklılar yanlarında Fransız varlığını görecekler diyordu.
Avrupa Kabil'de yediği golü Bağdat'tan çıkarmaya çalışıyordu. Irak'ta kalabilecek operasyonel kapasiteye sahibiz notunu da düşüyordu. Macron konferansın ardından IŞİD'in 2014'te halifeliği ilan ettiği Musul'a geçti. IŞİD saldırılarıyla yıkılan El Nuri Camii'ni ziyaret etti. IŞİD bir ölüm ve gericilik projesidir dedi. Erbil'de geçen Macron, Kürt kartını masaya sürdü. Macron ziyaretinde Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, Neçirvan, Mesrur ve Mesut Barzani ile görüştü. Sanırım Neçirvan Barzani ile başkanlığı boyunca yaptığı 6. görüşmeydi. Fransız lider her şartta Neçirvan Barzani'ye destek veriyordu. Fransa'nın Kürtlere ilgisi Daniel'e Mitterrand'a kadar uzanırdı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de sınır ötesi pek çok harekata imza attı. Karşımızda Esad olsa da arkada Ruslar da yer almaktaydı. Ancak bir de görünmeyen Fransız eli vardı. Lafarge'ın desteğiyle yapılan sığınakları, hastaneleri görsek bile Paris'in Suriye'deki gücünü tam olarak bilmiyordu. Fransa belki ABD gibi süper güç değildi. Ancak Afrika ve Orta Doğu'da etkili güçlü aileler üzerinde muazzam etkisi vardı. Suriye'de devletin sahibi olan aileler de Paris'e bakardı. Şam ile Paris arasında özel bir hat bulunmaktaydı. Fransa'nın ya da Almanya'nın buralarda güçlü olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım olurdu. Derinlere inen fay hatları vardı. Neyse, Macron Afganistan'da yaşanan gelişmelerden sonra Avrupa ordusu için olduğu kadar bölge içinde öne çıktı. Görmesek bile arkada Almanya hazır bulunmaktaydı. Macron'un Bağdat'a gitmesi, gücünü ortaya koyması, buralardayız gitmiyoruz demesi yeni dengenin sonucuydu. Günlerdir yazmaya çalıştığım gibi Avrupa buralara basınç uygulamak isteyecekti. Rusya ve Türkiye gibi iki önemli oyuncuyu ya da en azından birini yanlarına almak durumundaydılar. Avustralya'nın Fransa'ya verdiği nükleer denizaltı siparişinden cayması savaşın geldiği yeri göstermekteydi ve bu iş gelip bizim sınırlarımıza dayanacaktı. Türkiye Avrupa ile yolları ayırmıştı. Rusya ise derin bağları canlı tutmaktaydı. Tam da bunlar olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahne aldı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz çıkışı yaptı. Bahçeli ise HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir sözleriyle karşılık verdi. İYİ Parti ise CHP'nin yanında konumlanmakta gecikmedi. Peki bunlar sürpriz mi? Elbette değil. Binlerce kez yazdığım gibi dünyanın çatısındaki değişiklik ya da yeni format Türkiye'de anında görülürdü. Şimdi de öyle olmakta. CHP'nin Kürt meselesini tartışmaya açması uzun zaman sonra gündemi belirlemesi olarak algılanabileceği gibi bölgesel politikalarda öne çıkacağının da işaretiydi. Tam da aynı zaman diliminde Esad, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ediyordu. Avrupa bütün gücüyle bölgeyi Türkiye'ye itecekti. Amaç Erdoğan'ı tasfiye etmekti. AK Parti'yi dağıtmaktı. Kürt meselesini gündeme getiren Kemal Bey de dün, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz." diyordu. Dostlar birlikte oyun kuruyor, Türkiye'nin yer aldığı ekseni çatlatmak istiyordu. Daha önce de yazdığımız gibi gözümüzün kulağımızın güney sınırlarında olması gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'nu davet eden Esad'ın bir süre önce Kremlin'de olduğu unutulmamalıydı. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.